ve kin kusarak paylaşımlar yapmaya başladılar. Bu vatan kaçkınlarının gerçek yüzlerini ortaya çıkarıyor. Son olarak istilaya karşı çıkan Sayın Genel Başkanımız, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması çağrısı yapıyorlar. 12-17 Eylül arasında Türkiye'de çalıştıkları iş yerlerinde iş bırakma tehdidinde bulunma cüretini gösteriyorlar. Aziz Türk milleti, bilinmelidir ki bu hainler saray kurumlarının ve Türk düşmanlarının Genel Başkanımız Ümit Özdağ'a olan nefretinden cüret buluyorlar. Fakat her birini ülkelerine gönderene dek millet adına mücadelemiz sürecek. Ülkemizde bizi tehdit edip devlete, millete ve Türk siyasetine meydan okuyanlar haddini bilsin. Türk düşmanı satılık kalemlere de sözümüz. Yolun sonuna gelen iktidara güvenmesinler. Millet gereğini sandıkta yapacak. Zafer Partisi sandık sonucuyla çığırından çıkan ihaneti sonlandıracak. Saygıdeğer hemşehrilerim, iş bırakma, grev, demokrasilerde çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebidir. Anayasal haktır. Anayasaya ve Türk hukukuna aykırı olarak vatanımıza çöreklenenler ise siyasi taleplerle vatanseverleri hedef alarak işverenleri tehdit ediyorlar. Türk milleti, Türk milletinin iradesine meydan okuyorlar. Siyasetimizi dizayn etmeye çalışıyorlar. Adlerini hukuk içerisinde bildireceğiz. Bir numaralı Cumhurbaşkanlığı iktidarımızda bir numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle seçimden derhal sonra ülkelerine geri göndereceğiz. Gerekirse zorla. Bu yapacakların eylemin sadece bir başlangıç olduğunu görün. İş yerlerinizde ve ticarethanenizle ilgili en kritik zamanlarda bu vatansızlar hak, hukuk, ahde vefa tanımayacaklardır. Şartlar oluşunca iş bırakmanın çok ötesinde zararlar göreceğinizi hiçbir şekilde unutmayın. Fakat bilinmelidir ki Suriyelilerin, Afganların emek sömürüsüyle insanlık dışı koşullarda çalıştırılmalarına da karşıyız. Biz milyonlarca Suriyeli, Afganlı, Pakistanlı vatanlarına insani koşullarda geri dönsünler istiyoruz. Öte yandan hem ülke kaynaklarımızı koruduk hem de Türk siyasetine, Türk devletine, Türk milletine, Türk işverenine, rest çekenlere de diyoruz ki canınız cehenneme. İnsan hakları anlayışımız gereği açlık grevlerine karşıyız. Üstelik toplu açlık grevlerinin terör propagandası olduğunu da çok iyi biliyoruz. DHKPC, PKK'dan da bunları biliyoruz. Buna rağmen işverenleri, kamuoyunu tehdit eden vatansızlar illaki grev peşinde iseler, bunlara grevi değil, açlık grevini öneriyoruz. Ve açlık grevi yapmalarını da destekliyoruz. Bu Türk vatanında, Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir şeye de müsaade edilmeyeceğini çok çok iyi bilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Şayet bu vatansızlar açlık grevi yaparlarsa bizim tekrar ediyorum destekleyeceğimiz tek eylemler olur. Türk vatanının ekmeğini yiyerek,
İhanete kalkışanlara tek sözümüz, sizlere de canı cehenneme. Şayet fakat bu çocuklarını az sayıdaki baskı altındaki kadınlarını buna da alet etmemelerini şiddetle öneriyoruz. Çocuklarının canına, sağlığına bir zarar gelirse bu durumdan da bu eylemi gerçekleştiren alçakları sorumlu tutarız. Suriye iç savaşının çıkış noktası ufacık bir eylemle başlamıştı bilindiğiniz üzere. Bir kılıcım ateş topuna ve yangına dönüştü. Suriyeli toplumu çok çabuk provoke olabilen kontrolsüz bir toplum. Türkiye için bugün Suriye iç savaşı koşullarında çok daha Suriye iç savaşı koşullarından çok daha büyük bir tehdit var. Bunu her ne kadar iktidardaki AKP görmek istemese de biz biliyoruz ve Zafer Partisi olarak buna müsaade, izin verilmemesini her platformda deklare edeceğiz. Son olarak söylüyorum, Zafer Partisi gelecek Türk'ü tehdit edenlerle birlikte bu aymaz iktidar da sandığın dibine gömülecek. Saygılarımızla.